Merhaba, şimdiki videomuzda flat, fixed ve compound teklerinden bahsedeceğiz. Bunların üçü de nominal kelimelere gelen tekler. Flat'ten başlayalım. Flat'te mesela burada Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Özel isimlere geliyor flat. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de flat olarak hepsini birbirine bağlıyorum çünkü özel isim olduğu için. Yine burada mesela Ahmet Vefik Paşa'nın Zor Nikahı Molière'den adaptedir derken sağdan sola flat aldım Ahmet Vefik Paşa'nın. Burada head Ahmet oldu. Ahmet Vefik Paşa'nın Zor Nikahı. Zor Nikah da özel isim olduğu için flat. Bunu şu buradaki enmod ilişkisini göstermek istiyorum ki hangisinin head olduğunu görün diye. Ahmet Vefik Paşa'nın Zor Nikahı derken şimdi iki ayrı constituent'ım var. Ahmet Vefik Paşa'nın ve Zor Nikahı. Bunların arasında bir possessive relationship var. Şimdi buradaki head kim? Ahmet Vefik Paşa'ndaki en solda kaldı head'im Ahmet. Zor nikahında da zor head. O yüzden buradan buraya enmod çekiyorum. Yani bu iki konstitüyonu bağlayacağım zaman headlerinden bağlıyorum. Evet, flat'te başka bir şey yok. Yani özel isimlere geliyor. Fix'te bakacak olursak. Fix'te de compound diyemeyeceğimiz ama her zaman birlikte görülen daha çok gramatik bir yani gramer açısından bir fonksiyonu olan ikili kelimeler için kullanıyoruz. Mesela burada ya da bir compound değil ama yani ya da diye bir grammatical unit var. Böyle şeyler için fixed kullanıyorum. Burada ya'yı head aldığım için da'yı ona bağlıyorum. Bundan çok fazla örnek bulamadım ama genellikle ya da ne de gibi fonksiyonel kelimelerde oluyor. Devam ediyorum. Şimdi compound'lara bakacağız. Compound'lar isim ya da fiil olabilir. Mesela burada işi bir ucundan tuttuk derken ucundan tutmak bir compound. Bunu böyle yapıyorum. Compound'ları yani çok emin değilseniz Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kontrol edebilirsiniz ama genellikle hani hapse girmek, işte ucundan tutmak, burada sayıp dökmek mesela genellikle bakınca anlıyorsunuz compound olduklarını bu şekilde.